Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 200 ve 201. sayfaları işleyeceğiz. İlmek ilmek yaşatılıyor Milas halıları. Hatice teyze 68 yaşında Karacahisar köyündeki mütevazı evinde 53 senenin verdiği ustalıkla oturuyor. Dokuma tezgahının başına. Ev işlerinden arta kalan zamanını halı dokuyarak değerlendirdiğini söylese de alçak gönüllülükle attığı her ilmek ve ellerindeki hızlı hayranlıkla izliyorum. Ardından da buraya gelene kadarki süreci sorguluyorum. Kendine has üslubuyla başlıyor anlatmaya. Koyundan kırpılan yünleri sıcak suyla yıkayıp sonra duru suyla kiri, kirini gideriyorum ve duruluyorum. İçini temizleyip makineye vererek yününü taratıyorum. Kök boyayla yünleri boyuyorum. Kök boya önemlidir. Mila halısının en önemli özelliklerinden biri doğal boyayla yapılıyor olmasıdır çünkü. Boyama işleminden sonra dokunma makinesine ipler geriyorum. Her birinin ayrı motifleri var. Seçtiğim motife göre halıyı dokumaya başlıyorum. Yününden ipliğine, tezgaha, tezgaha, gelene kadar her bir aşamada kendi elemeği var Hatice teyzenin. Muğla'nın ilçesi Milas'ın köylerinde Halı dokumacılığını sürdüren niceleri var Hatice teyze gibi. Bu köylerden Bozalan ve Karacih Karacahisar'da ise bu geleneği sürdüren önemli halı köyleri, kadınların atölye olarak kullandıkları kendi evlerinde dokunan, dokunan halılar, Milas Salı pazarında satıldığı ya da halı firmalarında yapıldığı gibi kadınlar özel sipariş yöntemiyle çalışıyorlar. Bu metindeki bilgilere dayanarak Hatice teyzenin halı dokumaya kaç yaşında başladığı söylenebilir. 15 yaşında. Bir halının aşağıda verilen oluşma aşamalarından metne göre sırayla okuyun. Sıralamanızı yaptıktan sonra oluşan paragrafı aşağıya yazınız. Paragrafınızı yazarken önce sonra, bunun ardından, ilk olarak, hemen arkasından gibi ifadeler kullanınız. Bu parçada milas halılarının hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Milas halısının en önemli özelliklerinden biri doğal boyayla yapılıyor olmasıdır okuduğunuz metinde geçen ev işlerinden arta kalan zamanı halı dokuyarak değerlendirdiğini söylese de alçak gönüllülükle attığı her ilmek ve ellerindeki hızı hayranlıkla izliyorum cümlesinden ne anladığınızı aşağıya yazınız. Hatice Hanım alçak gönüllülük yaparak her ne kadar ev işlerinden arta kalan zamanda halı dokuduğunu söylese de aslında becerikli ve yaptığı işin hakkını veren bir hanımdır. Yazar yapmış olduğu işçiliği görünce hayretini ifade etmiş ve bu açıklamadan aslında Hatice Hanım'ın güzel bir iş ortaya çıkardığını anlamaktayız. Bu metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Milas halıları doğal yolla yapılan kök boyayla boyanmaktadır. B) Fabrikalarda dokunan halılar Milas Salı pazarında satılmaktadır. C) Bazı halılar Milaslı kadınlar tarafından sipariş üzerine dokunmaktadır. D. Milaslı kadınların halı dokumacılığı tamamen el emeği üzerine kuruludur. B. Şıkkı. Doğru cevap. Milas halıları pazarlayan, pazarlayan bir tüccar olduğunuzu düşünerek aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. Pazarlayacağınız halılarda hangi motiflerin olmasını isterdiniz? Keçi boynuzu ve Anadolu motiflerinin olmasını isterdim. Müşterileriniz sizin hallarınızı niçin tercih etmeliler sorusundan yola çıkarak hallarınızı pazarlamak için bir reklam metni tasarlayıp yazınız. Hallarınız için bir marka ismi oluşturmayı unutmayınız. Evinizdeki görsel şölen şöyle. Müşterileriniz sizin hallarınızı niçin tercih etmeliler sorusundan yola çıkarak hallarınızı pazarlamak için bir reklam metni tasarlayıp yazınız. Lüksün ucuzlukta alındığı tek adrese hoş geldiniz. Asla soranlar fiyata inanmayacaklar. Evlerinizin koridorlarını ve odalarını bir saray yavrusuna çevirmek ister misiniz? Kaliteyi ve modernliği uygun fiyata veren tek adres. Kaliteli ve lükslük bir araya gelince ne olur dersiniz? Evlerinizde kraliçeler gibi hissedin. Hem de öyle uygun ki sıkıldıkça yenileyin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime basit yapılıdır? A) Yapboz parçalarını bir araya getirdik. B) Köpekler çöp kutusunun çevresinde toplandı. C) Babam bana yeni bir kalemlik aldı. D) Hayri'nin gözlüğü kırılmış. B şıkkı doğru cevap. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) 3, 4, 5, 1, 2. B, 3, 4, 1, 5, 2. C, 3, 1, 4, 5, 2. C, D, 3, 2, 5, 4, 1, 5. 5, 2 doğru cevap. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime ismi durum eklerinden birini almamıştır? A biraz önce arkadaşımı bahçede gördüm. B geziye katılmak için annemden izin aldım. C dostlarımın kalbimde ayrı bir yeri var. D izleyeceğimiz film biraz sonra başlayacak. D şıkkı doğru cevap. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.